Merhaba. Hocam bugün ateşten bahsedelim istiyorum. Ateşin tarihsel sürecinden söz edelim. Ateş ilk nasıl kontrol altına alındı? Bu süreçten başlayarak ne dersiniz? Yani elimizdeki veriler bize şunu gösteriyor. Yaklaşık 700 bin yıl önce ki bence bu tarih daha da geriye gidebilir. Ateşi evcilleştirdiğimiz anlaşılıyor. Bundan kastımız şu. Denetimli olarak ateşi bir yerli bir yerde yakabilmişiz. Yanar tutabilmişiz. Ve ihtiyacımız olduğundan da başka bir yerde bunu yapabilmişiz. Dolayısıyla aslında tarih eskiye gidebilecek olsa da 700 bin tarihini verebilirim. Burada kritik olan şey şu biz ateşi 700 bin yıldır kullanıyor değiliz yalnız. Eminim ki kendiliğinden yanmış. birçok vesileyle yanmış. Yıldırım düşmesi olabilir. Doğada sürtünme dolayısıyla yaşanmış olabilir vesaire. Yanmış ateşleri de biz bir şekilde kullanmışız gibi görünüyor. Fakat onlar daha sistematik kullanma değil. Ayşin Açı. Onun için evcilleştirme tarihini şimdilik esas alabiliriz bizim hayatımızı doğrudan etkilemesi açısından. Aslında o sürekliliğin yaratılmasıyla birlikte bir e, biyososyal etkileri de olmuş olmuş. Pişirme, ısınma vesaire vesaire. Tabii ki şimdi şöyle diyelim isterseniz. Yani ateş bir kere sürekli yanmaya ve etrafında toplaşılmaya başladığı andan itibaren elde edilen veriler bize gösteriyor ki biz pişmiş gıda yedikçe beynimiz daha büyümüş. Böyle bir bir tür evrimsel süreç yaşanmış. Bağırsaklarımız kısalmış. Beynimizin büyümesi bizim ee, insani düşünme kapasitesi diyeceğimiz tırnak içinde ee, yani birazcık daha duygusal e, boyutun zekana neokorteksle beraber gelişmesi anlamına geliyor bağırsakların kısalması demek aslında bizim sindirmeye daha az vakit harcamamızı gerektiriyor. Aslında tipişmiş gıdayla dişlerimizde morfolojik değişiklikler var. Bu da bize gösteriyor ki çiğnemeye daha az vakit zaten ayırmaya başlamışız. Hatta şöyle bir hesaplama var. Toplamda ateşi tam anlamıyla kullanmaya başladığımızda öncesine göre günlük 5 saat kazanmışız neredeyse. Bu 5 saat bizim için bir sosyal hayat demek aslında değil mi? Bugün bile gittikçe biz yemeğe ayırdığımız vakti azalttıkça onu başka bir yere aktarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla İlk ateşin evcilleştirmesinin asıl etkisinin bence insana tırnak içinde başka şeyleri ayıracak vakit yaratması geliyor. Aslında buradan bu başka şeylere vakit ayırma sürecini düşündüğümüzde aklıma şu geliyor kamp ateşi geliyor. Doğru kamp ateşinin ve etrafında toplanan insanların aslında bir sosyalleşme ortamı olarak onu kurguladığını söylemek çok yanlış olmaz herhalde. Hatta ben 35 kişi ortalama diyelim ki alanı kamp ateşinin ilk kamusal alan olduğunu düşünüyorum. Ya biz oraya oturduğumuzda artan vaktimizi birbirimizi aslında birazcık etkilemeye, hikayeler anlatmaya vesaire ayrılmış olmalıyız. Yani dedikodu yapmaya. dedikodu yapmaya vesaire. Hatta dilin yavaş yavaş bugünküne benzer bir şekilde dilin geliştiğini bile söylememiz mümkün. Çünkü bir şekilde en azından şöyle düşünelim. Akşam oraya oturduğumuzda kendimizi iyi hissettirecek. Hatta belki bir statü elde etmemizi sağlayacak. Hikayeler anlatmamız veya uydurmamız lazım. Tabii bunun için dile ihtiyacımız var zaten. Örneğin bir erkek avcı herhalde bir mamutu nasıl tek başına avladığı gibi bir abartıya başvuracaktır. Veya bir kadın toplayıcı da dünyada hiç kimsenin göremediği bir mantarı bilmem hangi dağın hangi ağacın kovuğundan bulup getirebildiğinden bahsedecektir. Değil mi? Bunların bir kısmı yalan da olabilir. Ama en azından kendini statü elde edecek şekilde topluma sunmak için ateşin başında büyüyen beynini gelişen dil kapasiteni ve sosyalleşme ortamını kullanman lazım değil mi? Hepsi burada oluyor. Ve yavaş yavaş aslında burada bir politika doğmaya başlıyor. Çünkü siyaset biliyorsunuz başkalarının davranışlarını etkileme sanatıdır biraz. Burada yani. bir araya gidip bir şey merak ettim onu sormak istiyorum. Bu hikaye anlatmayla ilgili düşündüğümüz esen şey olurmuş ya köylerde meddahlar gelir anlatır. Evet. Spesifik bir anlatıcı oluşmuş mudur yoksa bu daha Valla çok güzel bir soru. Ben oluştuğunu düşünüyorum. Çünkü hitabet öyle çok kolay bir şey değil. O da ayrı bir beceri. Ayrıca hitabet becerinizi geliştirmek için toplumdaki diğer işlevlere belki birazcık daha az vakit ayırmanız lazım. Yani mesela toplayıcılık ve avcılık işlerinde yani karın doyurma işlevlerinde belki daha az başvurmanız lazım. E bunu daha az başvurabilmeniz için toplum bunu toler etmesi lazım. Belki el çekmez bir şey olmanız lazım. Evet toplum sizi toler etmesi için topluma bir şey sunuyor olmanız lazım değil mi? Ha sen çalışma aa sen bunları yap. Bak senin yaptığın işten de bize çok bir fayda doğuyor demeleri lazım. O hitabetin toplumsal faydaya dönüşmesi için de mutlaka toplumun ihtiyaç duyduğu e, bilişsel veya fiziksel veya sosyolojik bir şeye değmesi lazım yaptığınız şeyin. Ki ben bunun yavaş yavaş şamanlar olduğunu düşünüyorum. Yani şamanlar bir yandan şifacılık, bir yandan ruhlarla iletişim dedikleri şey, bir yandan kehanet, bir yandan toplumu bir arada tutma, aidiyeti belirleme, bir yandan yeniden dağıtımı düzenleme. Birçok işlevleri var. Ve şamanların en önemli özelliği de bizim bildiği gibi ateştir aslında. Ateşe hükmetmeleridir. Hatta birçok yaşayan dilde şamana verilen isim de ateşe hükmeden kişi anlamına gelir genelde ya da birkaç isimden birisi de. Dolayısıyla biz şamanla yani hitabet sanatını çok iyi kullanan o kişiyle ki çalışmayan kişidir aynı zamanda ateş arasında doğrudan bir ilinti olduğunu görüyoruz ki aslında ateşin evcilleştirmesinin arka planına baktığımızda da bence şamanı doğuracak bir pratiğin ta o zamandan beri doğduğunu görüyoruz. Peki doğan bu pratik nedir? Şöyle bir şey ateşi evcilleştirdiniz. Ve onu yanar tutmanız lazım değil mi? Aslında çok zor bir şey değildir ateş çakmak o dönemi koşullarda. Çakmak taşıyla veya sürtme teknolojisiyle. Bugün, dene bugün deneysel erkekler bile yapıyorlar ama sürekliliğini sağlamak, o yeri sahiplenmek için imlemek için size ait kılmak için değil mi? Bir de diğer grupların gelmemesi için, vahşi hayvanların gelmemesi için bir güvenli alan yaratıyorsunuz. Onun sürekliliğini kılmak çok önemli. Peki sorun şu. Siz gündüz yani avlanmaya gittiğinizde, toplayıcılığa gittiğinizde, gündelik faaliyetlerinizi yapmaya gittiğinizde o ateşin sürekliliğini kim sağlayacak? Çok büyük olasılıkla bahsettiğim faaliyetlerde Herhangi bir işlevi olmayan ya da olamayacak bir kişiyi bırakmanız lazım. Aslında ya yaşlı kalıyor ya çocuk kalıyor. Çocuk olmayacağına göre. Evet çocuk olmayacağına göre yaşlılardan birisi olması ki o da zaten bilgi kişidir değil mi? O dönem için 30 yaşını geçmek hani bugün için ordinal yüz profesör olmak gibi bir şey neredeyse değil mi? Dolayısıyla bütün bilgiye vakıf olan kişi, bilip bilebileceğimiz her şeyi bilen kişiden bahsediyoruz. Siz onları bırakıyorsunuz tırnak içinde başka da işe yaramadıkları için. Ve fakat onlar ateşin başında kaldıkça ateşi sahiplenmeye ve ateşi toplum adına kullanma gücünü elde etmeye başlıyorlar ki bu bence ilk sembolik iktidarın doğmasıyla çok alakalı bir şey çünkü ateşe hükmeden kişi yavaş yavaş topluma da hükmetmeye başlayacak en azından toplumun ihtiyaç duyduğu birlikteliği sembolik olarak sağlayan kişi olmaya başlayacak. Peki bu birlikteliği kim sağladı veya bir değişim oldu mu bu sağlamalı? Yani şimdi şöyle diyelim yani birçok faktörü birleşmesiyle ben yaşlı kadın olduğunu düşünüyorum ama yavaş yavaş şaman diyebileceğimiz kişilerin hitabet sanatında kullanarak ateşi herkese eşitlik sunan bir sembolik merkez kılarak aslında değil mi? Ona hükmediyorsunuz ateş ortada hiç kimse ortada değil. Yani şaman Eşitlikli, eşitlikçiliğin esas olduğu toplumda şunu rahatlıkla söyleyebilir. Yani ben sembolik olarak bir liderim ama hiçbirinize hiyerarşik olarak üstünlük taslamıyorum. Çünkü bakın merkezde ben yokum. Başka şey diye bir şey yok zaten. değil mi Merkezde ateş var. Ya ateş bizi bir araya getiriyor. Yani sembolik bir, arz, beşer olmayan bir merkez etrafında kümelenmişiz. Ben sadece bunun moderatörüyüm demiş oluyor. Dolayısıyla onun bir tür sembolik e, olarak o me, e, makamayı, merciye yükselmesinin Toplum tarafından çok da refleksle reddedilmeyeceğini görüyoruz. Çünkü toplum kolay kolay, hele eşitlikçiliğin esas olduğu yerlerde galiba, kendi içinden birisinin sivrilip herkese patronluk taslamasını istemeyecektir. Dolayısıyla bir karşılıklı şey var, tavizli uzlaştırılması Taviz bahsediyoruz. Peki şimdi şöyle düşünüyorum, İlk sürekli sağlayan yaşlı kadınsa, şu an ateerkil bir toplumda yaşadığımızda düşündüğümüzde, bu bir şekilde erkekler tarafından tırnakçıya çalınmış olmalı. Doğru. Bu çalınma süreci nasıl yarıyor? Çok güzel, hatta şöyle diyelim, biz yani şamanın erkekleşmesi denir buna literatürde. Metal çağına geldiğimizde şamanın yaşlı kadın değil artık yavaş yavaş bir erkek olmaya başladığını görüyoruz. Bu geçiş sürecinin bir tür şeyidir aslında, göstergesidir. Peki nasıl oldu bu? Metal çağı adı üstünde metal çağına girdiğimizde ateş yavaş yavaş geleneksel işlevlerinin dışında bir işlevde kullanılmaya başladı. Meydanda ve fakat yavaş yavaş güç gerektiren tırnak işte ki o güç de yüzyıllardır zaten bin yıllardır on binlerce yıldır erkekte bir birikmiş bir güç. Metal dağlardan dışarıdan getirilen bir şey dışarıyla temas ayrıcalığını bir şekilde elde tutan erkekler var avcılık nedeniyle vesaire. Ve bu metal işleme e, süreci yavaş yavaş ateşe erkeklerin hükmetmeye başladığını gösteriyor. Bir yandan bu gelişmeler oluyor ki burada en kritik nokta tabii ki tahmin edeceğiniz gibi metalle beraber ateşte eritilen metalin silaha dönüşmesi. Silaha dönüştüğü andan itibaren zaten güç merkezi yani fiziksel güç merkezi bir dünyaya doğru gidiyoruz. Savaşın olduğu bir dünyaya gidiyoruz ve bu artık ata bir dünya. Burada hiçbir şey yok. Bir yandan bu olgunlaşmakta. Bir yandan da biz aynı tarihlerde yani aralarda birkaç bin yıl var ama çok kritik değil. Bir tür saban diye bugünkü sabana benzer bir aracın ortaya çıktığını görüyoruz ve sabanla beraber de ineğin de veya sığırın da sabana, öküzün de sabana koşulmasıyla tarımsal artık ürünün çok fazla arttığını görüyoruz. Bence burada kritik nokta şu. Aslında ikisi birleşiyor bir noktada. Birleşiyor böyle. ama asıl kritik, yani bunu birleşmesini sağlayan kritik nokta şu. Saban, öküzle veya sığırla kullanılan hayvan bir araç olduğu için ve o da kaba güç gerektirdiği için ilk defa toplayıcılığın devamı olan tarım da ya da ot evet. hayatı da erken eline geçiyor. Biz klasik olarak şunu biliyoruz. Erkek ve kadın avcı toplayıcılarda eşit üretken güçler. Yani birisi avcılık, birisi toplayıcılık yapıyor. Bunların oranlarını konuşuruz ama son tahlilde ikisi de aynı oranda üretime katkı sağlıyorlar. Dolayısıyla buradan kaynaklanan bir eşitlikleri var. Oysa ki ne zaman ki saban e, erkek eliyle kullanılan bir araç olarak ortaya çıkıp artık ürün yaratıyor. Zaten hayvanı oldum olası elinde tutan erkek bir de tahılı ve yani bitki yeni haliyle tahılı da ele geçiriyor ki bu şu sonucu doğuruyor karnımızı doyuran gıda maddelerinin neyse tamamı erkeğin sahipliğinde olmaya başlıyor. Aslında güvenli de erkek sağlıyor. Aslında tüm Süper. üretim ve güvenlik araçlarını ele geçirmiş. Aynen öyle. Tam oraya gelmeye çalışıyorum. Bütün güvenlik üretim araçlarımız ki şamanizm de bir güvenlik aracıdır değil mi? Ruhsal, bilişsel güvenlikten bahsediyoruz. Bütün güvenlik araçları ve üretim araçları erkeğe geçtiğinde, bilişsel manada şamanizm de erkeğe geçtiğinde zaten ateerkil erkil sistem ki zaten daha sonra yavaş yavaş çok tanrılı ve tek tanrıcı sistemlerde de bunu göreceğiz. Tamamen hayatın her alanını domine eden, her şeyi belirleyen, her şeyi tarif eden. Her şey merkezinde erkeklerin olduğu bir dünyaya geçiyoruz ki ateş de hatta kadına yavaş yavaş yasaklanmaya başlıyor. Kadın sadece evin içinde ateşi kullanabilir değil mi? Hatta bugün bile bazı toplumlarda biliyoruz, biz de benim hafızam bunu yeterli yaşadık, hala da bir kırıntıları var. Kamusal alanda kadının ateş kullanması hiç hoş karşılanan bir şey değildir. Piknikte erkek ateşin başındadır, kadın da dışarıda sigara içemez. Yani en sembolik örneklerimiz bunlar. Aslında bu ateşin sürekliliğini ve değişiminden bahsediyoruz. Aklıma şu geldi. Ateşin sönmeme sürekliliği de var bir taraftan. Doğru. Örneğin Yeniçeri Ocağı'nda ateş sönmüyor. Doğru. Böyle örnekler var. Bu örnekleri düşünce... Beste bunu... keza yine aynı şekilde. Bu örnekleri düşünce ateşin politik anlamı da olmalı. Ateş, ocağın sönmemesi değil mi? Aslında tam doğrusunu söylesek. Ocağın sönmemesi bizim varlığının sürekliliğinin sembol olmaya başlıyor. Nasıl ki ilksel yerleşmeye başlayan toplumlarda ya da konar göçerlerde ocak bir tür sadece hanenin, ailenin değil bütün varlığın teminatı gibi ya da sembolik anlamı gibi görülüyorsa ve onun sönmemesi yani sona ermemesi önemseniyorsa onun sembolize ettiği devlet sistemlerinde de veya işte büyük devletimsi sistemlerinde de varlığı birazcık ya da onu ayakta tutan güçlerin varlığı Bektaşi Alevi dergahının belirleyiciliğinde olan Yeniçeri Ocağı'nda gördüğümüz gibi varlığı aslında size sizin o üst siyasal biriminizin sürekliliğini sembolize etmeye başlıyor. Eğer o ateş sönerse değil mi? Bir uğursuzluk da getirecektir kimilerine göre. Değil mi? Böyle bir şeyle donatıyoruz ama sonuçta onu ayakta tutan dinamik sönecektir. Hani hemen örnekle açalım çok iyi anlaşılacak. Yeniçeri ocağının ateşinin sönmesi demek fetih politikasının son ermesi demektir. Fetih politikası son ererse de imparatorluk çöker. Zaten de öyle oldu hep bizim bildiği gibi. Dolayısıyla burada ateş sadece bir varlığınızı bir mekan üzerinden imlemiyor en baştan olduğu gibi. Bir yandan da o varlığı sürekli kılmanızın araçlarını ya da yol yordamını size göstermiş oluyor. Dolayısıyla ona sahip çıkmak kendinize sahip çıkmak anlamına geliyor. Yani ateşinizi söndürmek ya da ateşe hürmetsizlik etmek. Ateşle şakalaşmak değil mi? Aslında gelip sizi mutlaka bulacak bir şey. Dolayısıyla çok dikkatli olmak lazım. Sosyolojik anlamda, sembolik dünya açısından vesaire vesaire. Evet, aslında ateşin çeşitli fonksiyonlarını konuşuyoruz. İşte bir biyolojik sosyal, e güvenlik, üretim vesaire. Bir de koruma fonksiyonu da olsa gerek. Yani şunu düşünüyorum. İlk çağlardan daha sonra da aslında avlarda veya işte kamp ateşi dediğimiz aslında biraz dışarıya ya da biz avda, buradayız mesela. Ya da mesela. avda mesela süre avı yaptığınızda elinizde meşalelerle hayvanları korkutup uçurumdan aşağı doğru yönlendiriyorsunuz diyelim. Dolayısıyla ateş her zaman için sizi karnınızı doyurmak için gereken araçları elde etmeniz sürecinde de e, destekleyen bir şey. Ki bunun maalesef pejoratif ve artık ürünle beraber gelmiş sömürgen boyutu savaşlar. Savaşta da ateş biliyorsunuz en önemli şeylerden birisi. Yani barut olmadan da ateş çok önemliydi. Bir yeri yağmaladığınızda yakıyordunuz değil mi? Yok ediyordunuz filan. Barut geldikten sonra zaten tamamen ateşle çalışan bir şey değil mi? Hani onun ee, barutu koyuyorsunuz. Ateşleme mekanizmasını ayarlama biçiminize göre bunu top olabilir, mermi olabilir, kurşun olabilir, füze olabilir, nükleer bomba olabilir. Bunların hepsi aslında ateşi kullanma biçimimizle alakalı ve her araçta olduğu gibi ateş de ilk çıkış amacında sadece karnımızı doyurmak ve gündelik hayatı organize etmek için çıkmış görülmekle birlikte zaman içerisinde bir tür saldırgan e emellerin en önemli araçlarından birisine dönmüş. Ya da fabrikayı değil mi? Buharı düşünelim. Endüstriyel kapitalizmin en önemli araçlarından birine dönüşmüş. Çünkü ateş olmadan aşağı yukarı bugünkü dünyanın neresi hiçbir unsurunu kuramazdınız diye söyleyebiliriz galiba. Aslında ateşin sürekli boyut ve form değiştirse de bir şekilde anlamını koruduğunu görüyoruz. Aklıma şu soru geldi. Biraz aslında kültürel boyuta da geçebiliriz belki. Hem de buradan kapatmış oluruz. Olimpiyat ateşiyle ilgili ne söylersiniz? Yani olimpiyat ateşinin elden ele taşınması, yakılması vesaire. Ya en zor sorulardan birisi bu. Çünkü olimpiyat ateşi dediğimiz şey sonradan sonra yaratılmış bir fiktif olgu aslında. Yani 1900 yüzyılda Batı merkezi modern dünya kurulurken üretilmiş mitoslardan birisi de olimpiyat oyunları ve onun sürekliliğiydi. Tabii ki bu aslında bir idealin, kusursuz arama idealinin, bir göstergesi olarak sembolleştirildi. Bu açıdan da belki itiraz etmeyebilir çoğu insan ama son tahlilde bunu belli bir mekanla özdeşleştirmek, belli bir dünya görüşü veya belli bir sosyoekonomik merkezin kadim üstünlüğü veya özelliği gibi ortaya sunmak ve onu bütün dünyanın üzerine bir şal gibi örtmek. Yani olimpiyat ateşini bir tür batı merkezi dünya sisteminin üstünlük göstergelerinin unsurlarından birisine dönüştürmek Başlı başına bir sorun bence ki aslında belki de Ateş böyle bir şey zaten. Yani baştan beri de bunu konuşuyoruz. Aslında olimpiyatlarda da şu var yani. Atina göndermesi çok referanstır olimpiyatlarda. Batı değerlerinde de Antik Yunan göndermesi çok referanstır. Evet. Ama olimpiyat simgesi de aslında bütün kıtaları temsil eder. Evet. Yani batının bir nevi emperyal sanki bir boyutuymuşçasına kurgulanıyor. Zaten kurgulanma biçimi, tarihi... 1900 yıl. Maraton diye bir şey bildiğiniz gibi yok zaten. Maraton diye bir şey icat ediyorsunuz. Öyle bir savaş olmuş, birisi gelmiş koşmuş vesaire. Sonra öyle bir ateş iliştiriyorsunuz. Doğru antik Yunan'da cimnazyumlar vardır ama cimnazyumlar birçok yerde olduğu gibi aslında savaşa hazırlanacak erkekleri zinde tutma merkezleridir. yine Bir nevi spor salonu gibi. Ya bugünkü anlamıyla olmasa savaşa hazırlık anlamı. Evet. Tatbikat diyelim. Evet, tat. Bugün niye bunlar çok fazla şeyde? Belki bunun için daha sonra ayrı bir program yapacağız. Peki olabilir. Peki hocam çok güzeldi yine. Teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.